etmişliğinden kaynak olsa gerek. Aşkım, evet, senin kadar böyle bacağı da olmadığı için. Kızlar. Bir dakika, zayıf olmak yetmiyor. Ne laflar ne laflar. Zayıflıkla bunun hiçbir alakası yok. Onu bir bilin önce. Sus sus, azıcık gel otur şuraya da bir. Nefes verin. Çok güneş. Tabii böyle olunca insan çabuk yoruluyor. Burcu uyanamadığı için bu saate kaldık. Yani sıcağa kaldık. Ne alakası var canım? Akşam biraz geç yatmış olabilir mi? Sevgilinle konuşmuş olabilir mi yani? Hangi sevgilinle? Hangi sevgilim? Ay, benim bir tane aşkım var. Ay kızım. Baksana. Bu adam alan yaşadı ya. Kızım var ya, gerçek hayatta hüdüğün tekidir o. 50 tane sevgili değiştirdi zaten. Bunun negatifliği de beni öldürecek. Nereden biliyorsun hödük olduğunu? Belki de aradığını bulamıyordur. Belki kadınlar ondan daha ünlüsünü bulunca onu terk ediyorlardır. O da bu yüzden böyle aşk acısından yerlerde kıvranıyordur. Ne biliyorsun? Ha, böyle yuvarlanıyordur değil mi? Aynen senin hayalinde. Kızım, bunlar aşk anca dizilerde yaşıyor zaten ya. O da reklam aşkı oluyor. Yoksa nasıl her dizide farklı sevgili değiştirsinler ki? Oho! Bilmiyor musunuz bu erkekleri? Yalnız bu adam kırdı parayı. Baksana ya. Bunu alan yaşadı. Güzel de öpüşüyor. Bak. Öpüşmek dedin de. Acaba menemeni nasıl seviyordur? Ne? Ya öpüşmediler ki daha. Asıl ay sen ne yaptın Mevzu? Üf ya, ne öpüşmesi? Ayrıldık biz. Ne? Diller arası yolculuğa vize çıkmadı bize aşkım. Ama ben demiştim size ya. Kadını yüklediğim misyondan belliydi zaten ya. Ne demek ya bana yemek yapsana? Zaten kadın anca yemek yapsın, sevişsin, doğursun değil mi? Oh, ne güzel hayat. Evet ya, bir şey söyleyeceğim. Bugün öpüşürsünüz diye düşünmüştüm. Ne oldu, ayrıldınız? Ben bu adamın nasıl benim kaderim olduğuna inanamıyorum ya. Ya bu gece böyle heyecandan şimşekler çakar diye heyecandan böyle her yerim, elim ayağım birbirine dolaştı. Ruhumuz belki bedenimizden ayrılır da arşa kadar böyle sarmaş dolaştı. Olur beklerken. Ondan sonra. Canım, sedetim gelsen artık. Ne oldu, anlatsana şunu, nasıl ayrıldınız? Öpüşürüz diye menemene soğan koymadım. Eyesi menemene soğan konmaz mıymış? Yok efendim, ben yemek yapmaktan anlamıyormuşum. Dur neydi o? Salçalı omletten ne farkı varmış? O kibar beyefendi gitti. İçinden böyle kökü gibi bir şey çıktı. Sonra biliyorsunuz tabii benim de şarteller atıverdi. Ama kızım, sana var ya 40 kere söyledim ya. Soğansız menemen mi olur anasını satayım? Dinlemiyorsun ki beni. Allah Allah ya. Bir öncekinde seni dinledim de ne oldu? Soğan koymadım. Adam dedi ki soğansız menemen mi? Soğan koydum. Soğanlı menemen mi olur dedi. Haklısın. Bir ton laf işittim yani. Sorsaydın sen de ya, soğanlı mı yiyor, soğansız mı yiyor? Ne bileyim ben ya, soğanlı mı yiyor, soğansız mı yiyor? Bir öncekinde zaten dilim yandı. Ve efendim, ona sorarsan menemen soğanlı mı olurmuş? Buna da sorarsan menemen soğansız mı olurmuş? Bu ne ya, soğan? Yeşil soğan mı, beyaz soğan mı? Yok ya, ben artık yemek falan hiçbir şey yapmayacağım ya. Allah Allah ya. Bu soğan da mı vardı? Varmış tabii ya. Bu ne ya? O diyor öyle mi olur, bu diyor böyle mi? Ben müneccim miyim? Hı? Müneccim mi? Ben nereden bileyim erkeklerin ne yemek istediğini ya? Hepsi tek tek sormak zorunda mıyım ya? Doğru mu? Bir şey değil yani. Sorsaydın yani yine de şey. Ha. Yapmıyorum yemek falan kardeşim, bu ne ya? Taş yesinler. Evet, taş yesinler. O yapsın bana, ben yiyeyim bundan sonra yeşil soğanlı menemen. Yani. Öyle olacak yani, doğru. Sen sus kız Geyşa. Aa. Uzun bacak. Benim sevgilim öyle. Ne oldu şimdi yani, gerçekten? Benim öyle soğan koymadığını diye mi ayrıldınız? Ya bence arar falan. Bitmiştir o. Zaten bitsin de ya. O adamdan koca moca olmaz, manyak mısınız siz be? O kendine var ya, paralı aşçı arıyor, ben söyleyeyim sana. Böyle paralı hizmetçi falan. Zaten kızlar, açın artık şu gözünüzü. Kendinize gelin artık. Açın şu gözünüzü ya. Bu erkekleri anlamadınız mı hala? Ne istiyorlar biliyor musunuz? Mutfakta aşçı, salonda dansöz, yatakta da anladınız siz onu işte. Masrafsız olsun istiyorlar bir de değil mi? Sonra. Bir göz odaya, bir kuru ekmeği. Yani tabii bilemiyorum kızlar, aşk mı sonuçta? Belli olmaz. Ah, gevrekçi. Ben bir gevrek alıp geliyorum kızlar. Saçmalam be. Gevrekçi. Manyak mısın sen? Zaten bana bak, bana bir şey anlatıyorum. Çalışmayan kadını istemiyorlar ama. Ev masraflarına ortak olsun diye. Düşünsene, kadın hem çalışıyor, hem de bir göz odaya, bir kuru ekmeğe. Tamam yani. Ya onun da öyle ama. Bence. Olmaz tabii yani. Hayır yani, kadın eğlenince jigolo mu tutuyor yani bu mantıkla? Neyin kafası bu ya? Ay, bir de bunların akraba derdi var ya,
Kız geçen yıl evlenen Seda var, biliyorsunuz değil mi onu? Sayan mı? Çok komik oldu gerçekten. Neyse dinle bak. Bunun kocası bunu akraba ziyaretleriyle bunaltmış. Kadın diyor ki ya biz gidiyoruz diyor ya onlar geliyor diyor. Ama kadın öyle bunalmış ki bak duyarsanız yakında var ya hemen boşanacaklar yani. Hemen doğru diyorsun. Olmaz öyle ama ya. Ben aşkın filmlerdeki gibi yaşamayacaksam ne yapayım ayol? Yani tabii ailesi başımın tacı falan ama yani ne arkadaşlarıyla görüşmesi biter bunun ne şeyi ya. Doğru. Romantizme giden yolda her şey mübahtır. Ben yaparım bir kere rolü. Yani dizilerden, filmlerden bilmiyor musunuz? Kadınlar zaten hep böyle değil mi? Yemek yaparlar. Adam hasta olunca bakarlar. E bir de tabii kıskanıyorsa. Mine ete elveda. Yok artık. Sahiplenir. Haşin haşin bakar. Ay fena oldum yemin ederim. Oho siz bu kafayla gidin ama kızlar tamam mı? Ondan sonra adam size böyle tekmeyi vurunca da kala kalırsınız öyle tamam mı? Hiç kızmayın adama. Bana bakın bana. Bu role girmek var çıkmak yok. Eğer ömür boyu dizi film çevirmek istemiyorsanız bence vazgeçin. İşte bu diziler yüzünden adamlar benimsin, benim olacaksın lafını diyorlar ya. Ya benimsin ya kara toprağın. Ha kara toprak da karılar gelsin diye bekliyordu ya zaten. Ya bu sevgili adayları, ya bana göre koca size göre sevgili. Hiç kendini yormasın değil mi? Biz gelin olalım diye kendimizi yırtalım. Yahu erkekler sevecekse olduğumuz gibi sevsinler bizi. Ben de... Haksız mıyım? Doğru. Hı. Erkekler de eski nesil gibi değil ki. Birini bırakıyorlar, birini alıyorlar yani. Doğru. Doğru. Hadi kalkalım. Hadi hadi. Onu bana ver. Ay. Yani bana bakmayacaksa, masraflarımı karşılamayacaksa ne gereği var ki? Ya tamam, kesesini yaparım ama ötüsünü yapamam. İfrit oluyorum ya. Aynen. Beceremiyorum da zaten. Vallahi ben kaderimdeki adamı istiyorum. Rol yaparak olmaz o iş. Hem ben kaderimdeki adama razıyım. O da benden razı. Razı mısın? Pardon. Kaderindeki adam kaslı. Full yapılı, flörtöz bir adam mı gerçekten? Entelektüel de. Evet. Aynen öyle. Kaderimdeki adam aynen öyle. Öyle olduğunu hissediyorum. Bana gelecek yakında biliyorum. Nereden biliyorsun? Hayaller. Biliyorum. Geliyor. Evrenden geliyor. Ay kızlar ya benim falım geldi galiba. Yarın falcıya mı gitsek? Beni karıştırmayın. Ay sen de şu falcını değiştir artık ya. Her gittiğinde aynı şeyleri söylüyor. Tutturuyor ama geçen hafta söylediği her şey oldu bak. Kız o adamları falcı tutuyor olmasın? Haftalık burç yorumuna gelin kızlar. Kalabalık bir ortamda tanıştığınız birinden hafta sonu sürpriz bir aşk ilanı alabilirsiniz. Ay hangi kalabalık ortam diyor acaba ya? Park değildir herhalde. Sena'nın doğum günü partisine katılmıştım en son. E kimle tanıştım ki orada ben? Hafta sonundayız ha. Eli kulağındadır o zaman Aysel. Kız manyak mısın sen ya? Böyle genel burç yorumlarına inanıyor musun gerçekten? Delirtmeyin beni. Bu kim ya? Yarın bir kahve içelim mi diyor. Ay inanamıyorum. Ay çok romantik. Halına da çıkmıştı ama. Oha. Biz bu çocukla tanışmadık ki. Ama o da partideydi. Nereden bulmuş bu be? Beni. E birilerine sormuştur. E belli ki seni bayağıdır. Arıyor yani. Baksana. Ay tipi de hiç fena değil ama. Bakayım kız. Ay vallahi ben de beğendim ha. Entelektüel de baksana okuduğu kitapları falan koymuş. Kız bunu kaçırma bu sefer. Aşk geliyor aşk. İnşallah bu sefer olur ya. Ben de hissediyorum. Yalnız kız var ya daha yası tutmadan bayram etti yemin ederim ya. Görüyor musun? Maşallah. Yalnız bana bak bana. Menemenin eli sevdiğini bence baştan öğren. Yok ben bu defa sana sormam. Aman. Seni dinleyince başıma neler geldiği çok malum yani belli. Evren duydu sesimi. Ay inşallah bu sefer senin için en güzel olur aşkım. İnşallah. Geç oldu ya. Ay çok acıktım. Aşkım az önce yedik ya bir saat sonra falan yeriz. Aç olan benim çabuk açık. Gevrek o. Sen sürekli yediğin için canım. Biz de acıkıyoruz yani normal olarak. Biz de insanız. Ne yiyeceğiz? Şöyle bir Adana kebap olsa var ya nasıl gömerim biliyor musun? Yok ya bence bir makarna böyle ama kaşarlı böyle yerken... Deme!
Şuna bir İtalyan buğum bir kurtulalım yemin ederim. Ben bıktım evet makarna ya pişirmekten ya. Evet evet, İtalyan bir enişte olsa ne güzel olur aslında değil mi? Değil mi? O yapsın, biz yiyelim biraz, hizmet istiyorum artık. Zaten enişteniz var da İtalyan değil. Değiştir o zaman. Neyse ki makarnanın soğanlı mı soğansız mı olayı yok. Bir şey direkt söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, bana sürekli... Ketçabı sıksın yesin. Bir konuşabilir miyim? Konuşsun. Sürekli diyorsunuz ya, değiştiriyorsun, değiştiriyorsun, koca değiştiriyorsun, sevgi değiştiriyorsun. Yalan mı? Aslında ben arıyorum yani koca adayım. Aslında buna söylemek lazım. Değiştir kız, sen çok çabuk değiştir. Değiştir. İtalyan enişte bul bize, hadi bakalım. Yani ben değiştirmiyorum canım, değiştiren sensin. Aşkım olmuyor. Bekarlık, sultanlık, anlayın artık. Ben sevgilimi seviyorum kızlar. Sen sultan kal. Sen sultan kal böyle, tamam benim mı canım? Benim adım Hemrem. Sen sultan kal, ben kraliçe olmak istiyorum. Evlenmek Malibe istiyorum. Çocuğumu geri verin bana, benim çocuğum. Ben de Mahidevran sultan galiba. Bu boyla mı? E tabii yani bende de kraliçe olacak şey yok. Kız bir şey söyleyeceğim. Bizim mahallede bir tane çocuk vardı. Senin boylarındaydı. Mahallede herkes ona ne diyordu biliyor musun? Sırık. Boyuma laf söylüyor, bakar mısın fırın, ya? Fırın küreği diyorlar. Aşkım senin bu boyla aşkı da bırak. Her şeyi bırak yani böyle ol. Arabayı olmak bir de, güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunun boyu çok uzun ya. Kriter şey, seçenek de az. Bunu basketbolcu falan bulması lazım. Doğru dedim valla bence. Ya da besmadı falan. Bir de bu yakışıklı falan istiyor. Yani işte 10 tane varsa 2 tane falan hakkı var. Aşkım ben sen aşk evde istiyorum, kaldın. Aşk. Uzun boylu jön de kalmadı kızım. Akşam nerede? Güneşi kime doğardı? Ne vardı? Akşam güneşi kime doğardı? Hayır. Sidikliği mi? Önce size doğdu. O gündüzdü kız sanki. Sabah güneşi o. Öyle miydi? Tabii. Akşam güneşi güzellere de olsun bizim ay gibi. Ay hadi kızlar, sabah akşam bırakın da şu arabaya binip gidelim ya. Acıktım dedim ya. Vallahi ben de ama makarna yemem. Makarna yemem artık. Herkes ne yiyor?